Evet, şimdi mesela birçok insanda sinüzit problemi yaşanıyor. Mesela diyelim ki orta kulak iltihabı var. Nereye gidiyor buradaki bakteri? Orta kulaktan. Orta kulaktan boğaza açılan östaki borusu nereye gidiyor? Geniz etine sebep oluyor. Geniz eti enfeksiyonuna sebep oluyor. Buradan boğaza açıldığı için bademcik enfeksiyonuna sebep oluyor. Faranjite sebep oluyor. Yani bir kişi de sinüzit olursa orta kulak iltihaplanması, orta kulak iltihaplanma olursa geniz eti büyümesi, özellikle küçük çocuklarda östeki borusu dar olduğu için, buradaki sıvı akmadığı için, iltihap yoğunlaştığı için geniz eti büyümesi başlar. Bu da bademcik iltihaplanmasına sebep olur. Faranjite sebep olur, laranjite sebep olur, gırtlak iltihaplanmasına. O da bronşite, astıma, yani nefes yollarında herhangi bir yerinde bir iltihap olursa bütün nefes yollarına yayılır. Tedavi edilmeyen bronşit, astım, alerjik vesaire yavaş yavaş yayılır. Sinüsler bilindiği gibi bu burun boşluğu, çene boşluğu, alın boşluğu. Bunun üzerinde sinüslerde halının üstündeki iplik gibi silar selin dediğimiz tüysüz hücreler var. Almış olduğumuz hava tüysüz hücreler tarafından burada hava normal buz gibi bir havayı teneffüs ettik diyelim. Sinüslerde bu bir ayar yapılır. Nemlendirilir, ısıtılır. Öylece akciğere gider. Alınan hava direkt soğuk olarak akciğere gitse kişi üşütür. Direkt hemen akciğere gitmez. Bu nedenle ağızla nefes almak iyi değil. Alışkanlık haline getirip burundan nefes almak gerekir. Burundan nefes aldığında burundaki bu tüysüz hücreler havanın içindeki toz, kıl, tüy, bakteri, virüs, mantar ne varsa onu kendine bağlar. Sümük doğal bir antibiyotiktir. Ne yapar? Mikropları öldürür. Sümük gördüğünüzde sümükle birlikte bütün bakteri, virüs ve mantarları atarsınız, temizler. Yani yaşatmaz orada hiçbir şey. Hem havaya ayar verir, ısısını ayarlar, hem de havayla birlikte almış olduğumuz mikropları yok eder sümük. Çok önemlidir. Bir kişi günde bir bardak sümük salgılar, sinüsler. Sinüzit de şey, geniz eti ise bununla ilgili küçük çocuklarda daha çok geniz eti problem olur. Çünkü orta kulaktan boğaza açılan östeki borusu çok dar olduğu için küçük çocuklarda, geniz etine adenoid denir. Yani bu da bir çeşit lenf bezesi. Burada ne yapıyor? Bakteri, virüs ve mantarlara karşı özel salgılar salgılıyor. Eğer ki orta kulak iltihaplanması olursa, sinüzit olursa geniz eti de iltihap bulaşır, mikrop bulaşır. Geniz eti büyür. Ama birçoğu ne yapıyor? Geniz eti iltihaplanması, büyümesi olduğu zaman hemen ameliyat. Ameliyat olduğunuz zaman o bir küçük organcık ileride daha büyük hastalıkları tetikler. Hemen ameliyat olmak iyi değil. Yani onu iyileştirmek çok çok kolay. Nasıl kolay? Çok güzel bir bitki var. Afrika ıtırı. Pelargonium cidoides, Pelargonium reniforme. Bu değil. Bulamayacağız. Bakalım bu mu acaba? Evet, gördünüz şu çiçeğini gördünüz. Lira. 1050 çeşit ıtır var. Sardunyagiller. Bunun içerisinde 1050 bitkiden sadece ikisi şifalı. Pelargonium cidoides, Pelargonium reniforme. Güney Afrika'da yetişir. İsteyen Akdeniz bölgesinde de yetişebilir. Yani Akdeniz, Türkiye'nin Akdeniz iklimiyle Güney Afrika iklimi hemen hemen aynı. Akdeniz bölgesinde Ege'de yetiştirmek mümkün. Bu bitki 1930 şey 1937 yılına kadar, yani penisilin piyasaya sürülene kadar dünyada, özellikle Avrupa ve Amerika'da doğal antibiyotik olarak kullanılıyordu. Ne zaman ki penisilin icat edildi, unutuldu. Fakat penisilinin birçok yan etkisi ortaya çıkınca ne oldu? Penisilin alerjik hastalıkları, cilt hastalıklarını tetiklediği ortaya çıktı. Hatta ölümlere sebep olduğu ortaya çıkınca birçok yan etkisi ortaya çıktı. Bu nedenle tekrar Avrupa'da
Itır'a döndüler. Itır'ın birçok firma damlasının derecesinin kapsülünü üretiyor. Mesela geçen sene, bir sene içerisinde 50 bin küçük çocuk ve bebekteki sinüzit, faranjit, genizeti gibi rahatsızlıkları olan çocuklar üzerinde denenmiş, etkisi ispat edilmiştir. Klinik araştırması yapılmış. 50 bin çocuk üzerinde Avrupa'da. Ve mükemmel, doğal bir antibiyotik. Hiçbir yan etkisi yok. Tamamen doğal. Kimyasal madde gibi değil. Yan etkisi yok. Yani geniz etini ameliyatsız iyileştirmek mümkündür. Yani geniz eti tedavi edilmese buradaki mikrop nereye bulaşır? Bademciklere. Bu sefer bademcik problemi başlar. Yani bu nefes yollarındaki herhangi bir rahatsızlık, bakteri, virüs veya mantarların sebep olmuş olduğu enfeksiyonlar birbirini hemen bulaşır. Tedavi edilmezse, iyileşmezse akciğer öksürükle başlar. Hafif hafif iyileşmedi mi, çare bulunmasa, çözüm üretilmezse bronşit. O da çözüm üretilmezse astıma kadar, o da Allah korusun koaha kadar, akciğeri çürütene kadar gider. Yani basit bir rahatsızlık çok çok büyük rahatsızlığı tetikler. Bu gördüğünüzde kekik. Kekiğin bilinen Türkiye'de 52 türü var. Bahçe kekiğine Tumus vulgaris denir. Tumus vulgaris. Bu bitkiyle ilgili Avrupa'da birçok klinik araştırması yapılmış. Mesela bir klinik araştırmasında 7783 bronşit, astım gibi rahatsızları olan hastalar tedavi edilmiştir. Kekikten elde edilen ama bitkinin kendisiyle değil. Destilasyon veya ekstraksiyonla elde edilen ekstraktıyla hastalar üzerinde denenmiş, hastalar tedavi edilmiştir kekikle. Türkiye'de kekik deyince genellikle bilya keki veya lila renkli kekik, beyaz kekik, kara kekik gibi çeşit kekik türleri onlar anlaşılıyor. Oysa en etkili olan nedir? Tumus vulgaris dediğimiz Latincesi türü bahçe kekiği. Etkili olan budur. Diğerlerinde belki biraz yani %5, %10, %20 etkileri olabilir. Ama hiçbir kekik türü Tumus vulgaris'i tutmaz. Bu özel bahçede yetiştirildiği için, yani zahmetli bir iş olduğu için çoğu bunu yapmıyor. Dağdan gidip origanum, mesela Suriye'nin origanum denen bir bitki var, güve otu. Tadı, içimi biraz kekiğe benzediği için birçoğu bilya kekik diye güve otunu piyasaya sürüyor. Bu biraz yanlış maalesef. Türkiye'de kekik yerine güve otu satılıyor.